bakar mısınız? Neresi burası? Burası şey abi. Anlatamayacaksın uyuz. Sahte Mahmut Bey. Ne dedim? Anlamadım. Taşlar yerlerine sonradan yerleştirilmiş. İmitasyon bu hançerler. Bu adamın sözlerini kimseye duyurursanız hepiniz zamanlarım. Baş üstüne patron. Bakalım ben kimim? Necla mı? Hı-hı. Leyla mı? Hı-hı. Rüya mı? Hı-hı. Hülya mı? Hı-hı. Ben Ayla. Oh ne ala ne ala. Ayla'm benim canım. Ne oluyor? Bırakın beni, ne istiyorsunuz? Bırakın beni diyorum. Sesini çıkarayım ne mi? Olur olur. Bir dakika, çok ayıp. Ne attınız suya? İçkimi çıkartın bakalım da. Ha? Çekil yolumuzdan. Benim asabımı bozmayın da içkimi çıkartın sudan. İçkimi çıkart sudan. Bırak şimdi içkiyi, çekil yolumuzdan. Nasıl bırakayım delikanlı? Bizim işimiz var. Sen kendi içkini kendin çıkar. Ama ben içkimi suya atana çok kızarım. Bunu da bilmenizi isterim. Kimsin sen? Ha, ben mi? Bana adıyla sanıyla cehennemde şenlik yapan Cennet Ali derler. Thank you.
Niye vurdun adamlara? Anlamadım. Görmüşsün, seni kurtardım işte. Beni mi kurtardın? Ne zannettin ya? Ben olmasaydım çoktan toz etmişlerdi seni. Biz oyun oynuyorduk. Oyun mu? Tabii oyun ya. Ben mücevherdim, onlar da gangsterdi. Beni yakalamak istiyorlardı. Demek böyle oyunlardan zevk alırsın. Babam ve ben böyle oyunları çok severiz. Desene aile matinezi. Elbette. Hem ben bir Al Capone hayranıyım. Ben de bir Al Capone'um. Al Capone musun? Bana adıyla sanıyla 20. asrın Al Capone'u Cennet Ali derler. İnandıramazsın beni. İnanmıyor musun? Ya şimdi? Bir tokatla Al Capone olunmaz. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Ne yaparsan yap, inanmıyorum işte. O zaman gel gör. Serseriler! Hepinizi bu kadar zamandır adam ettim. Bir kızım var, onun emirlerini yerine getiremediniz. Beyim, biz ne bilelim? Herif cennet alayım dedi, hepimizi aruza attı. Bir de insan kasabıyız diye geçinir durursunuz. Utanın be! Cennet Ali ise Cennet Ali. Ama patron... Yeter! İyi tanırım onu. Ama yakalayıp bana getirebilirdiniz. Allah'ıma, kitabıma onu buraya getirebilirdim ama. Aması da ne? Kızımız engel oldu. Kızım mı? Evet, onunla beraber gitti. Cennet Ali'yle ha? Defol onu! Cennet Ali! Benimle çalıştığınızda pişman olmayacaksınız. Hepinizi zengin edeceğimi söylemiştim. Gel. Malı sana yedirmeyeceğiz. Mücevherler bizim olacak. At silahını. Ulan inekler, cehennemde bile böyle şenlik yok. Madem öyle, al silah. Aman dikkat et, elinde patlamasın yavrum. Seni öldüreceğiz Cennet Ali, kızı da. Aman sana şaşırmayayım. Ben daima bileceğim. Şu taraftan, hadi!
balıklarına benden sen. Sizin gibileri cehennemi de kirletir. Korktun mu yoksa? Senin için korktum. Ne yapalım hayat bu? Bu işin tek kanunu profesyonel olmak. Onlar amatörde sınıfta kaldılar. Canım. İnandın mı şimdi benim gangster olduğuma? İnandım. Mücevherler ne olacak? Gel anlatayım. Gel. Gel şöyle. Tamam mıyız? Sadece üç bölgenin şefleri emrinizle yerlerinde bekliyorlar. Bana lazım olan hançerle uğraşan Charlie. Burada Charlie patron. Son malları aldın, bir daha uğramadın Charlie. Şimdi yeni vurgunu duyunca peşimizdesin. Ne yaparsın? Bu son vurgunda halifelik devrinden kalma hançerleri vurmuşsun. İsviçre'de meraklısı çok biliyorsun. İyi de para veriyoruz, karşılığında iyi mal isterim. Sen işini bilirsin, kokuyu da iyi almışsın. Cennet Ali de bu işle ilgileniyormuş. Hançerlerin önde olduğunu duyduk. Ne demek istiyorsun? Ben işimi bilirim, bana hançerler lazım. Yani Cennet Ali ile de anlaşabilirim. Cennet Ali bu defa kumda oynayacak. Onun cennetini cehenneme çevireceğim. Ben cennet cehennem tanımam, hançer tanırım. Sen hep böylesin. Unutma Mahmut Bey, hançer nerede biz orada. Bundan sonra sizinle işim yok, gidebilirsiniz. Sinirlenmene lüzum yok şekerim. Zafer yine senin olacak. Şüphem mi var? Bir fırsat lazım bana. Bana numara yok uyanık. Bunu cebine sok. Cehenneme gidene damgayı ben basarım. Buyurun, içeride konuşalım. Bu çanta burada kalabilir mi? Şimdilik. Tabii. Emanetçi sultana mıyız? Sarhoşsun sen. Mücevherleri getirdin mi? Önce paralar. Peki. Nerede? Dışarıda. Beni silahlı adamlarınla karşılarken bu kadar şüpheci değildin. Hı? Görebilir miyim? Gel göstereyim. Biraz evvel şuraya çanta koymuştum. Nerede acaba? Bilmem, haberim yok benim. Ha, dur bakalım. Küçük hanım çantayı rica edecek. Seni biraz evvel bırakmıştım ya. Ama nasıl olur, nasıl bilmezsin? Hiç haberim yok. Hayır. Sen de ha?
bende diyor. Bu gece benim gecem. Şarkı da sınıfta kaldı. Cehennemin dibine kadar yolum var Cennet Ali. Yürü anca varırsın. Ali. Çok bekledin mi canım? Yok, şimdi geldim. Ben de şimdi geldim. Gel. Dün gece ne yaptın? Evdeydim. Seni düşündüm. Ama çok düşündüm. Ya sen? Ben de evdeydim. Bir duş yaptım sonra da yattım. Ne bir dert ne de yorgunluk. Yalnız rüyamda hadiseler oldu. Karışık insanlar, beni öldürmek isteyenler, daha birçok şeyler. Sonra? Sonra karşındayım işte. Ha, babam adamlarına çok kızmış. Hem kızımı eğlendirememişsiniz hem de dayak yemişsiniz diye. Her zaman papaz pilav yemez, bu sefer tarihlerine Cennet Ali çıktı. Ha, babam seni tanıyormuş, öyle ama demiş. Sonradan hak vermiş adamlara. Ama babam seni nereden tanır ki, tanımaz. Çünkü o... Ne? Her yerde dolaşmaz da. Babanın ismini söyler misin bana? Belki onu tanırım. Çünkü ben de her yerde dolaşmam da. Mahmut Üçüncüoğlu. Tanıdın mı? Nereden tanıyayım? Şehir o kadar kalabalık ki. Pekala, ben sizi sonra ararım. Müsaade ederseniz sizi görmeye geldim. Bırakmadılar ama. Gelişiniz benim için hoş bir sürpriz. Bunu neye borçluyum acaba? Sadece sizden yardım istiyorum Mahmut Bey. Bana Mahmut diyebilirsin. Buraya sizden yardım istediğimi söylemeye geldim. Ne gibi bir yardım bu? Size bütün kuvvetimle yardım edebilirim. Bunu ben de tahmin etmiştim zaten. Ölümle tehdit ediyorlar beni. Kim? Kim cesaret edebilir buna? Çok iyi tanıdığınız biri. Sizin için önemli olan meseleyi öğrenmek istiyor. Önemli mesele mi? Evet. Siz de çok iyi bilirsiniz onu ama. Anlıyorum seni. Bana yardım edecek misiniz, etmeyecek misiniz? İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Sen bana lazım olacaksın güzelim. Götür köşke bunu. Patron ne dedi? Götürün dedi. Götürelim. Kızı nereye getiriyorsun? Çek elini be! Bizim işimize karışma sen! Hey, Cennet Ali bu! Görüşecek dersin. Beni iyi tanır. Kırmak istemez. Nereden? Bu taraftan. Daha bir netice almadık sevgili. Biliyorsun ki bu hançerler hayatımız kadar mühim. Sen lüks hayatın rahatlığını, sana verdiğim mevkiyi düşün. Thank you.
Mahmut Bey. Bu gelişin pek iyiye benzemiyor Kemal. Ne var, hayrola? Asrın en büyük soygunundan bize de bir şeyler koklatırsın herhalde. Ne soygunu? Bizi Tonga'ya bastırma Mahmut Bey. Bu işi senden başkası beceremez. Seni iyi tanırım. Çünkü benim eski ustamsın. Hı. Benim bir ilgim yok bu işe. Ben de peşindeyim. Bana bak Kemal! Soygunu yapmış olsaydın bile sana hiçbir şey koklatmazdım, bunu bil. Hala burada mısın? Gideceğim ama gelişim pek geç olmayacak. Cehenneme kadar yolum var. Alo. Cennet Ali ile mi görüşüyorum? Evet. Ben Kemal. Konak meydanında seni bekliyorum. Pazarlık için. Peki, peki uyanık. Dikkatli olun, sakın açık vermeyin çocuklar. Nihayet buluşabildik. Buluşmamız pek mi lazımdı güzel çocuk? Evet, Mahmut'la konuştum. Mücevherler sendeymiş. Hadi gidelim. Ben gelmesem olmaz mı? Aslan payı benim olacak. Sen ancak ağzının payını alabilirsin. Götürün. Anlatacaksın bana. Mahmud'a gitmişsin. Servet hepimizin arzusuydu. Ama ben oyuna gelmem. Hançerleri senin aldığını gördüm. Soygundan benim de hissem olsun istedim. Ya benim kaybolan çantam? Onu ancak o geceki sarhoş bilir. Onu bulsan? Bu yaşaman için son şansındı. Hadi şimdi gazla! Gazla! Bana oyun oynamayacaktın. Cennet Ali'ye bütün idealimi, her şeyi anlatmışsın. Hayatımı zor kurtardım. İnan ki seninle dostluğumuz olmasa bile servetten vazgeçmiştim ben. Seni kovduğum zaman kararlıydım. Sen beni vursan, ben seni vursam bir şey değişmezdi. Ama bugün düşmanımsın. Sen öleceksin ki sıra Cennet Ali'ye gelsin. Hadi gidelim. Cennet Ali'yi bulun bana. Peki patron. Evvel Allah seni o işi bize bırak. Hadi defolun.
Sen dur. Pavyonda Cennet Ali ile karşılaşan kızı bul bana. Peki. Hadi. Sersemler. Cennet Ali buradaymış, arayın etrafı. Affet beni. Pavyonda sarhoştan yanaydım. Ne istersen yapmaya hazırım. Gül yutmam ben. Sarhoşun yerini bana göstereceksin. Yürü bakalım. Sen kimsin? Sadece arkadaşıyım onun. Defol, yürü! Aa, dur canım, şapkamı rahatsız etmeyin. Ben giderim çocuklar. Yürü! Bir dakika. Adınız Mine mi? Evet. Mahmut Bey görüşmek. Mahmut Bey diye birini tanımıyorum ben. Görüşmek istiyor dedim size. Sesini çıkarma, bileklerini kırarım. Hey, bakın buraya. Donluk çıkardı mı size? İsmi gibi cennet. Su bile içmedi. Patron nerede? Gitti. Kızı sıkılmış. Saat 3'te kumsalda olun dedi. Getir Cennet Ali'yi. Cazibenden kurtulamadım, gene geldim güzel kız. Görüyorum. Babamla bu adamın ne işi olabilir? Kim bilir? Mühim bir işi vardı ki buraya kadar geldi. Benim karşımda olmayacaktın Ali. Sadece Ali değil Mahmut Bey. Cennet Ali. Hançerlerin yerini söylemezsen bundan sonra hayatın cehenneme dönecek. Ha güzel. O demek oluyor ki cehennemde şenlik başlayacak. Hı? Bu kız mı? O gece pavyonda sarhoşun yanındaki kız. Bir şey bilmediğini söylüyor. Bak gençsin, doğru söylemeye mecbursun. Yalan söylemekle yazık edersin kendine. Tanıyor musun?
O gece pavyonda gördüm sadece, çantayı bilmiyorum. Bir de hançer dediler, onu da bilmiyorum. Doğru söyleyeceksin dedim, yalan istemem. Hanım buyurun. Cennet Ali, bu mücevher en büyük işindi. Bu mücevher işini senden başka kimse başaramazdı. Doğru söyledin Mahmut Bey. Hem başaramaz hem de kimse uğraşamaz benimle. Söyleyeceksin, vurdururum. Yok ederim seni. Hançerle gömülürsün. Her an hazırım ölüme. Bitirin işini. Başım üşümesin şahım. Yeah. Başka bıçak var mı ağrıyın üstüne? Dur ya, o gıdıklama, dur. Bu da var. Bana oyun yapılamayacağını bilmeliydin Cennet Ali. Mücevher işine karışmanı sana pahalıya ödeteceğim. Öldürmekten vazgeçtim seni. Yavaş yavaş çürüyüp öleceksin. Böyle şeylerden zevk alırım. Hesabı da cehenneme gönderirsin, orada öderim. Memnun oldun mu? Ödemelerim peşindir. Bir daha bıçak tutamayacaksın. Sakat bırakacağım seni. Seninle silahsız da karşılaşacağız Mahmut Bey. Çok konuşsun. Gidiyorum ben. Götürürsünüz. Sonra bana gel Oski. Binin arabaya. Bir dakika. Sizinle görüşebilir miyim baba? Tabii yavrum. Ne var yavrum? Yoksa yeni bir isteğin mi var? Hayır baba. Yalnız sormak istediğim... Sormak istediğin mi? Evet, işlerin hakkında. Neymiş bakalım? İlk defa sizi bugünkü kadar sinirli ve hırslı gördüm. Hatta bir insanı ölüme mahkum ettirecek kadar.
Bu yalnız beni ilgilendiren bir mesele. Şunu bilmeni isterim ki ben işlerine kimseyi karıştırmam. O adam da işlerine karışmaya kalktı. Ama baba... Yoksa tanıyor musun Cennet Ali'yi? Yok, hayır, şey... Bugünlerde çok değiştin Oya. Bu gibi ufak işler seni üzmesin. Baba... Fazla uzatma. Artık burada kalacaksın. Daima gözümün önünde bulunacaksın. Patron, perşembe pazarına çevirdik herifi ama hala konuşmuyor. Bu kadar dayanamaz. Sabaha kadar aç bırakın, ben evdeyim. En küçük hatanızla bitiririm. Baş üstüne patron. İşlerinden seni kıskanmaya başladım. Haklısın sevgilim. Çok zamandır uzaksın benden, seni öyle özledim ki. Gelelim, Oya bekler. Dikkatli ol. Bize sigara yok mu, vicdanlı çocuk? Al bakalım. Eyvallah. Cennet Ali, çok merak ettim seni. Her zaman buluştuğumuz gazinoda seni bekleyeceğim. Hemen geliyorum. Thank you.
Bugünler de garipleşti. Ortalıkta da fazla görünmüyor. Hem o gün Cennet Ali ile bakışları da hayır alamet değildi. Ne istiyorsun? Gizli geldim. Babam duyarsa belki kızacak ama elimde değildi. Bırak bu lafları. Boş konuşuyorsun. Yalnız şunu herkesin bilmesi lazım ki ben işlerimi kuvvetimle ve beynimle hallederim. Çünkü cennet kadar güzel olan bu şehri cehenneme çevirmeye kalkan insanların karşısında durmak şart. Neredeydin söyle? Kime gidersin sen? Bu şehrin kralı benim. Her şey benden sorulur. Kanunsuz işleri ben idare ederim bu şehirde. Sen de kızım olarak... Ama baba, Cennet Ali... Cennet Ali de kim? Cennet Ali'nin arkadaşı olduğum müddetçe baban değilim. O benim en büyük düşmanım. Seni bekledim Mazot Bekir. İyi ki geldin. Gelişimi yanlış anlama. Seni anlıyorum. Ben kendi hesabıma çalışırım. Hesabın hangi yola çıkar? Menfaatime. Ama beni kurtarmanı istiyorum. Kimden? Mahmut Bey'le diğerinden. Ha. Sana her zaman yardım edebilirim. Yardımın karşılıksız olmayacak. Ben de her zaman kendime çalışırım ama mazotsuz kaldığım an takım yatar. Ben senden büyük barta atlattım. O zaman seni düşünmem. Diledim benden. Kadınsın diye seni affedecektim önce. Sonra da kaçtın.
Mecburdum ben. Mücevherler neredeymiş? Biz hançerlerin peşindeydik. Hançerler sahteymiş. Charlie Mahmut'la çalışıyordu. Hançerleri ben değiştirdim. Bu şehirde vurgun vurgunsa cennet alemindir. Getir mücevherleri. Şansındı bebek. İşte böyle çocuklar. Bunu hallederiz sonra. Patron gitti. Cennet Ali gelecekmiş. Patrona telefonda söylemiş. Gözünüzü dört açın. Sırayla nöbet tutacaksınız. Rastlarsanız vurun herifi. Diğerlerine de haber vermeyi unutmayın. Peki. Konuşmazsan beynini kurşunla doldururum. Söyle Mahmut nerede? Bir şartım var. Hayatımı bağışlarsan Mahmut'un olduğu yeri gösteririm sana. Bana numara yapmaya kalkmazsan seni turist olarak cennete gönderirim. Yürü! Yürü! Cennet Ali hançerleri değiştirmiş. İnanın ki o sadece menfaati için çalışıyor, bizim için değil. Merhaba Mahmut Bey. Kimsin sen? Elimi aldın sandın. Silahım sonumdur, milyoner Mahmut Bey. Ölümüne geldin. Ben cennetten geldim. Cennet Ali'yim. Allah sana selamet versin. Sana da. Vurun. Senin babam, benim babam bile olsa tanımam kızım.
Bana silah tutanın cehennemi ben olurum. Alo, emniyet mi? Ben Mahmut Üçüncüoğlu'nun kızıyım. Cennet Ali babamı öldürmeye gitti. Asansöre doğru. Lütfen takip edin, ne olur. Thank you.
affet beni. Anla beni Oya, mecburdum. Ya o ya ben ölecektik. Öldürmen şart mıydı? Yaşamanın şart olduğu kadar. Şimdi rahat mısın Cennet Ali? Cehenneme kadar yolum var. Babandı ama kötü, kanun dışı bir insandı. Cezasını buldu. Şimdilik cehennemde şenlik bitti efendim. Tebrik ederim Ali Bey. Başarı yine senin oldu. Sağ ol. Raporunuzu bekliyorum yarın. Olanlar için üzgünüm Oya. Seni anlıyorum Ali. Vazifem öldürmek. Gerekirse ölmek. Unutalım bunları. Olanlar acı bir hatıra olarak kalsın. Peki Oya, nasıl istersen. Benim için yalnız sen varsın Ali. Sınıfta kalır. Ya ben? Sen mi? Sen sınıfa birincilikle geçtin. Zümrüt gözlüm benim.